Cinsel istismar nedir? Vatandaşlara sorduk, halkımızdan yanıtları aldık. Güzel de cevaplar verenler oldu. Dediler ki sadece kadına değil, her yaştan hem kadına hem erkeğe yapılan tacizdir. İlla fiziksel olması gerekmiyor. Sözlü olarak da yapılan tacizler var. Bunların hepsinin dikkate alınması gerektiği vatandaşlarımız tarafından da aktarıldı. Yani olayın bilincindeler. Çok değerli bir konuğumuz var. Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Avukat Sayın Sema Kendirci. Efendim özledik sizi, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani ne güzel şeyleri konuşmak için gelmek mutlaka istiyorum ben. Ama genellikle böyle sorunlu alanları konuşmak için bir araya geliyoruz. Ama belki de istediğiniz sonuçlar çıkacak meclisten, yasalaşacak. O güzel maddeleri konuşacağız ileride. Bu dileğe katılmak isterdim ama ne yazık ki bu tasarıyla ilgili ilk iki komisyondaki görüşmeler bize bu umudu vermedi. Çünkü bu tasarı hemen Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda ve Sağlık Komisyonu'nda görüşüldü. Oradaki bütün eleştiriler yapıldı diğer partiler ve milletvekilleri tarafından. Fakat hiçbirisi dikkate alınmadı. Tasarı aynen Adalet Komisyonu'na sevkine karar verildi. Hiçbir değişiklik olmadı Adalet Komisyonu. Evet. Yani eleştirilere genel olarak kulak tıkandı. Şunu sorabilir miyim? Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Sağlık Komisyonu dedik. Burada evet, görüşürüz. İki ayrı komisyon. Peki bu komisyonlarda kadın milletvekilleri var mıydı? Tabii ki. Hiç itiraz etmediler mi? Muhalefetteki milletvekilleri itiraz ettiler. Ama iktidardaki milletvekilleri bunların böyle kalmasıyla ilgili itirazları reddettiler. Dolayısıyla da Adalet Komisyonu'na bizim de çok ciddi bir biçimde eleştirdiğimiz şekliyle gelecek. Biliyorsunuz yasal prosedür Adalet Komisyonu'ndan çıktıktan sonra da meclise sevk edilmesidir. Ama genel olarak Adalet Komisyonu'nda şekillenir. Ama iki komisyon bizi umutsuzluğa düşürdüğü umarız için... Umarız bu erken seçim kargaşasının içinde kaybolup gitmez. Vallahi aslında bu haliyle kaybolup gitmesini de tercih ederiz. Tercih edersiniz. Evet, haliyle. Çok tercih ederiz. Çünkü bir haftayı aşkın süreden beri yüzlerce kadın örgütü bir araya geldik. Ve bu tasarının eksiklerini ve yanlışlarını ortaya koyan bir dilekçe hazırladık, bir bildiri hazırladık. Bütün milletvekillerine yolladık, kamuoyuna açıkladık, demeçler verdik. Orada çok daha ciddi, gerçekten önlenmek isteniyorsa, bu sorun ortadan kaldırılmak isteniyorsa nasıl çözümler gelebileceğine dair yol gösterdik. Şimdi umarım bunlar biraz hani bu tasarı bu haliyle durdurulur, bekletilir. Bizim önerilerimiz göz önüne alınır ve de daha düzgün, daha caydırıcı, daha rehabilitasyonu da içeren, çözümler üreten bir yasa tasarısı gelir umuyorum. Umuyoruz. Peki mevcut tasarı nedir ve sizin istedikleriniz nedir? Şöyle, bu tasarıyla, bu çok hevesle, heyecanla ve hani nasıl denir, ezbere hazırlanmış bir tasarı. Ceza kanununun bazı maddelerini değiştiriyorlar. Efendim işte birkaç yasada daha değişiklik öngörüyorlar. Ama temel olarak ceza kanunundaki çocuğa yönelik taciz, tecavüz davalarındaki, suçlarındaki cezalar yükseltiliyor. Efendim 18 yıllık bir ceza vardı. O 30 yıla çıkartılıyor. Bir arkasından cebir, şiddet ve eğer silahlı bir şey varsa, silah aracılığıyla yapılmışsa 50 yıla çıkartılıyor. Giderek de müebbete çevriliyor. Şimdi bu kadar. Peki yani temel bu. Ceza artırımıyla herkesi mi kapsıyor? Yani herkese karşı yapılan mı? Belirli yaş sınırı. Çocuk. Çocuk da yaş sınırı koyuldu ama. İşte asıl sorun orada başlıyor zaten. Şimdi bizim ceza yasamızda önce geneli ve doğru olanı konuşalım. Efendim anayasamız, uluslararası sözleşmeler ve çocuk koruma kanunları, bütün imza attığımız, taahhüt ettiğimiz gelişmeler doğrultusunda çocuk anlayışı 18 yaşın altıdır. Evet. Ve biz bunu taahhüt ediyoruz. Onun da ispatı nerede biliyor musunuz? TÜİK verilerinde.
Bugün okuduk haberlerde Türkiye'nin çocuk nüfusu açıklandı. %28.3. Evet. Türkiye'nin çocuk nüfusu geçen yıl sonu itibariyle 22.883.288 olarak belirlenmiş. Çocuklar ülke nüfusunun %28.3'ünü oluşturdu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il %17.2 ile Tunceli. Çocuk nüfusu Türkiye genelinde 28.3, yani 80 milyonda 23 milyona tekabül ediyor. Ama TÜİK bu çocukları hesaplarken 0-17 yaş grubunu almış. Bunlara burada çocuk diyoruz, 0-17 yaş grubuna. Türkiye'nin verisi olarak açıklıyoruz. Ama çocuğa istismara gelince 13 yaşın üstünü saymıyoruz. Şimdi eğer TÜİK de 0-17 olarak aldıysa yine uluslararası sözleşmelere göre zaten suç işlemiş. Çünkü biz imza attık ve taahhüt ettik ki 18 yaş altı çocuktur diye. Şimdi hakikaten bu şu anda beni şaşırttınız. Eğer ölçü 17 ise gerçekten çok sakat bir Milliyet değerlendirme. Haberi. Çok sakat bir değerlendirme. Tabii bu sakatlıklar aslında bizim bütün sistemimizin içinde devam ediyor zaten. Muhtemelen medeni yaşta, medeni kanunumuzdaki evlilik yaşıyla bağlantılı olarak 17 alınmıştır. Çünkü bizde gene uluslararası sözleşmelere taahhüt ettiğimiz, attığımız imzalara aykırı olarak bizim medeni yaşımız, medeni yasamızda evlilik yaşı hala 17. Yani üstelik olağanüstü durumlarda da hakim kararıyla bu 16'ya kadar inebiliyor. Şimdi muhtemelen bu şeylik, sakatlık ve eksik değerlendirme oradan kaynaklanmakta. Burada da ceza kanununda da bir derecelendirme var zaten. Bundan önce 15'ti, şimdi 12 yaşa indirildi. Sonuç olarak 0-12 yaş, 12-15 yaş, 15-18 yaş şeklinde bir derecelendirme. Bir kere bu da baştan sona zaten yanlış bir değerlendirme. Sonuç olarak 18 yıllık bir cezayı 30 yıla çıkartıyorsunuz, giderek ağırlaştırıyorsunuz. Ve sonra diyorsunuz ki bunu bu hale getirirsek biz çocukları koruruz. Bu bir, koruyamazsınız. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Evet. İki, çok daha önemli bir madde getiriyorsunuz bu tasarının içinde. Bu tarz suçlarla ilgili bütün haberleri yasaklamak için kanun yapıyorsunuz. Ne demek bu? Sosyal medya, internet, aklınıza gelen bütün iletişim araçlarında bu tür suçları yasaklayacaksınız. Ne demek bu? Halkın haber alma hakkını ortadan kaldıracaksınız. Efendim şöyle bir savunma getiriliyor. Çocuğun yüksek menfaati düşünülerek bu yasak getirilmeye kalkılıyormuş. Ama zaten bu tip haberlerde çocuğun adı, yeri, adresi bildirilmez ki. Yani basın kanunu da zaten buna engeldir. Öyle değil mi? Kesinlikle. Benden önce biliyorsunuz. Yani basın özgürlüğü zaten bu anlamdaki kurallara riayet etmek zorundadır. Özgürlük orada sınırlıdır yani. Çocuktan söz edilmez, adından söz edilmez, adresi bildirilmez, yaşadığı yer söylenmez filan filan filandır. Tamam. Şimdi buradaki niyet asla iyi niyet değil, tam tersi. Şimdi bu tip haberlerde çünkü halkta büyük bir tepki oluyor. Galeyana geliyor halk. Yani devlet görevini yapmadığı için bunların olabildiğine dair çok doğal olarak halkta çok ciddi tepkiler oluşuyor. Bunu ortadan kaldırmak için siz bir yasal düzenleme getiriyorsunuz. Bunun adı tam olarak sansür ve yasaktır. Sonra da bunu şöyle açıklıyorsunuz. Efendim işte cezaları yükselttik, bir de yasak getirdik. Çocukların yüksek menfaatlerini koruyoruz diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani tam olarak da söylediğim gibi yüzlerce kadın örgütü, yaklaşık 1 milyondur bu imza atan kadın örgütlerinin sayısı. Siz eğer hakikaten ciddiyetle çözüm arayacaksanız bu seslere bir kulak verir misiniz lütfen? Halk ne diyor? Ne istiyor? Halk dediğiniz kim? Biz alanda çalışanlar, bu konuda uzmanlaşmışlar. Hiç kimseyi davet etmiyorlar. Bu tasarı masa başında davet gelmedi değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Eskiden bu tip çalışmalarda gerçekten katılabiliyorduk. Görüşlerimizi bildirebiliyorduk.
Şimdi artık son yıllarda özellikle sivil toplum örgütlerinin hiçbir şekilde oralarda bulunmaları, yer almaları ve görüşlerini bildirmelerine izin verilmiyor. Hatta yasaklar bile getiriliyor. Dolayısıyla da orada masada oturanlar bu işleri çözüyoruz diye yasa tasarıları yapıyorlar. Çok komik. Bundan önce ben yine galiba bir program yapmıştık, ben hatırlıyorum. Anayasa Mahkemesi bir yine böyle bir düzenlemeyi iptal etmişti. Hatırlıyor musunuz? Hı-hı. Efendim yine çok bilen hukukçularımız, meclisteki benim meslektaşlarım maşallah o masa başında oturdular. Yine ağırlaştırıcı bir şey yaptılar, yasa yaptılar. Neleri unutmuşlardı? Anayasa Mahkemesi iptal etmek zorunda kaldı. Çünkü bir cezanın oluş ve hani şeyine göre, suçun işleniş tarzına göre cezasının alt ve üst sınırlarının belirlenmesi gerekiyordu. Evet. Onları unutmuşlardı. Anayasa Mahkemesi iptal etmek zorunda kaldı. Şimdi bu yaklaşımla ve bu bakışla tasarılar hazırlandığı için biz artık yani eleştirmekten biz bıktık ama onlar yanlış yapmaktan asla vazgeçmiyorlar ve de bıkmıyorlar. Şimdi bu çok propagandası yapılıyor. Efendim işte cezaları arttırırsak biz çocuk tacizi ve tecavüzüne engel olacağız diyorlar. Zihniyeti değiştirmedikten sonra nasıl olacak? Olamayacaklar. Cezayı arttırmak çok daha büyük, çok daha sakıncalı kapıları açacak. Ne demek o? Yani siz tacize ve tecavüze 18 yıl verdiğinizde, çaresiz kaldığınızda 30 yıl verdiğiniz zaman çözüm mü getireceksiniz? Hiç sanmıyorum. Olur, ciddi idamı da getirelim. Böyle konuşuluyor zaten. Hay asla çözüm değil bunlar. Hadım biraz caydırır asla dediler ama. Şimdi ona gelelim. Efendim aslında onun da bir geçmişi var. 2014 yılında yine bir takım milletvekillerimiz televizyon gezip hadım getireceğiz. Yine o tarihlerde böyle olağanüstü bazı taciz tecavüzler olmuştu. O milletvekillerimiz gezdiler televizyonlara. Yine böyle bir tasarı çıkartıldı. Şimdi o tasarı 2014 yılında yasalaştı ve bizim ceza ve güvenlik tedbirlerine dair infaz kanunumuz vardır. İnfaz kanununa girdi. Tam olarak şu ifadeyle girdi, tıbbi tedaviye tabi tutulması suçlunun şeklinde girdi. 2014 yılında girdi, 2016 yılında da bir yönetmelik çıkartıldı. Bu yönetmelikte de bu tıbbi tedavinin nasıl uygulanacağına dair geniş, kapsamlı açıklamalar getirildi. Fakat nedense bir türlü uygulama ortamı bulunamadı. Şimdi bugün konuşulan ne biliyor musunuz? Bu yapılanların, bu 2014, 2016 bütün yani elimizdeki mevcut yasal düzenlemelerin biraz daha genişletilmişi, biraz daha süslenmişi, biraz daha sözcüğünün değiştirilmişi. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz sizce? Yıl 2014 koyduk ki biz buna da çok karşıydık böyle bir şey. Yani bir anlamda tıbbi tedavi, hele de kişinin vücut bütünlüğüne dönük yapacağınız bütün müdahaleler anayasanıza aykırı, anayasamıza aykırı, uluslararası sözleşmelerimize aykırı ve kişinin bir anlamda rızasını almadan yapılabilecek bütün müdahaleler zaten ne denir? Yaşam hakkını elinden alabilecek kadar ileri bir müdahale anlamına geliyor. 2014'te yaptınız, 2016'da yaptınız, şimdi geldik 2018, tekrar diyorsunuz ki efendim tıbbi tedavi, işte hadım, ilaçla yapmayınız bunları, bunlar çözüm değil. Bunlar çözüm değil. Bakın çok daha ilginç, hakikaten alay eder gibi yasa yapılıyor bu ülkede. Deniyor ki efendim bir değişiklik daha önerilmiş. 657 sayılı devlet memurları kanunu biliyorsunuz. Memur olmak için bütün koşulları yukarıdan aşağıya sayar. Hı-hı. Tamam, çok güzel. Orada ağır bir suçtan mahkum olmamak hükmü vardır. Var. Şimdi efendim yeniden bir cümle getirmişiz biz oraya. Süslemişiz, demişiz ki efendim devlet memuru olamamanın koşullarından birisi de çocukların cinsel istismarı suçuyla mahkum olmak. Bunu eklemiş de her gün haberlerde veriyoruz. Evet.
Çocukları taşıyan servis sürücüsü cinsel istismar suçlusu çocukları. Şimdi bakın. Bu düzenleme demin dedim ya, hadım edeceğiz, bilmem ne yapacağız, bilmem şunu bunu yapacağız dedikleri düzenleme 2018'de bu konuşuluyor. Oysa 2014'te gelen yasada, yani yasaya eklediğimiz maddede şunlar var. Efendim, suçu mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgelerinde ikamet etmekten yasaklanması. Bir daha tekrar edebilir misiniz? Suçun mağdurunun, mağduru, yani faili söylüyoruz yani, aha, suçu işleyen, suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etmekten yasaklanacak bir. Hı hı. Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanacak iki. Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanacak. Üç, hı hı, çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanacak. Şimdi 2014'ten beri bunlar var. Var ama uygulamıyor. Siz bana diyorsunuz ki ama o şoförler, ama o istihdam edilenler bu suçlardan mahkumlar. Sema Hanım, Allah aşkına. Şimdi Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Erman'ı hepimiz tanıyoruz ki bu tür olaylara fazlasıyla eğiliyor. En son bir konuyu gündeme getirdi. İğrenç, mide bulandırıcı. Çocuk, seyircilerimizden özür diliyoruz. Eşinin yeğeninin çocuğuna, evet, kendi 3 yaşındaki kızına, 5 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunmuş. İnanılmaz bir olay. Şimdi bu adam 18 yılı nereden bilecek? 30 yıl ceza varmış, nereden bilecek? Bu adam 30 yıla çıktı diye, aa ben yapmayayım mı diyecek? Adamın zihniyeti bu. Peki ne yapmamız lazım Allah aşkına? Şimdi ne yapmamız lazım? Sonuç olarak bunlar çözüm değil. 2014'ten beri var olan hükümleri uygulamadınız, evet, ama bugün aynı hükümleri genişleten bir yasa tasarısıyla şu anda karşımızdasınız. Ama siz memnun değilsiniz yine bundan. Değiliz tabii. Hı-hı. Değiliz. Onu çünkü bilelim. Bakın, ben size bu örneği onun için veriyorum. Vardı, uygulamadınız. Hı-hı. Genişletince ne değişecek? Uygulamadıktan şimdi sonra. Şimdi bakın, ben size samimiyetle bu tasarının bir oyun olduğunu, asıl arkadaki niyetin yasaklamak olduğunu, bu haberleri yasaklamak için bu düzenlemelerin yapıldığını, bunların da süs olsun diye araya konulduğunu ben iddia ediyorum. Hı hı. Çünkü tek ve temel ölçü, burada en geniş ayrıntılarıyla düzenlenen tek madde o. Öbürleri hem tekrar, hem gereksiz, hem yetersiz, hem de bugüne kadar var olanların genişletilmişi. Üç cümleyi süsleyerek söylemeniz neyi değiştiriyor ki? 4 yıldan beri var olanları uygulamamışsınız. Servis şoförlerinin %80'i bilmem suçlu çıkıyor. Neyse yani oranı tabii ki abartarak söylüyorum ama evet, buna bile engel olamıyorsunuz. Fakat bugün diyorsunuz ki engel olmak için ben yeni bir düzenleme getiriyorum. Aynı düzenlemeyi süsleyip önümüze koyuyorsunuz. Şimdi sonuç olarak bunlar çözüm değil. Tek niyet bu. Peki. Çözüm var mı? Var tabii. Bir kere birlikte oturalım. Birlikte oturalım. Ve lütfen bu hani halk istiyor diye bu siyasilerin bir lafı var. Bu halk kim biz bir merak ediyoruz. Halk istiyor cümlesini kullanıyorlarsa, ağırlaştırmaları da halk istiyorsa, lütfen bu 1 milyon kadın dedim ben size demin değil mi? Referandum. Bunların içinden hayır, bilen, alanda çalışan, hı-hı, bu konuda uzman olan, akademisyenler, kadın örgütleri, sivil toplum, lütfen tarafları çağırın ve mutlaka, sorun. Mutlaka, ve sorun. Mutlaka. Evet. Bir, yasal düzenlemeyi önce bir böyle başlayalım. İki, çocukların korunmasına ve nasıl diyeyim, bu anlamdaki hareketlere maruz kalmalarına engel olabilecek bütüncül bir devlet politikası yapalım. Ne demek bu? Ne demek? Devlet çocuğun eğitiminden sorumlu mu? Elbette. Güzel. Peki çocuğun eğitimini biz bir takım karanlık odaklara teslim ediyor muyuz? Zaman zaman. Diyeyim. Gördünüz mü? Şimdi bizim istediğimiz şu. Çocukları korumak için hakikaten niyetiniz varsa tacizden, tecavüzden, erken ve zorlu evliliklerden. Onlar da aynı şey. Elbette. Ensestten. Bunların hepsi suç. Sadece efendim işte bilmem kim geldi, çocuğa tecavüz etti. Biz de 18 yıla 50 yıla çıkartıyoruz. Yok böyle bir şey.
Şimdi çünkü biz çocuk meselesinde diyoruz ki önleme ve koruma odaklı. Önleme ve koruma odaklı. Çünkü suç oluştuktan sonraki iş çok zor. Önce önleyelim. Önemli olan olmamız. Evet. Önleme ve koruma odaklı bir çocuk koruma politikası oluşturalım. Yasasıyla, yönetmeliğiyle, yürütecek bütün uzman ekipleriyle bir kere bir politika oluşturalım. Bu politikayı yasalarla besleyelim, sağlamlaştıralım. Nereden başlayalım? Eğitimden başlayalım. Kesinlikle. Demin onun için verdim o örneği. Devlet çocuklarını herhangi bir şekilde eğitim formasyonu olmayan hiçbir odağa teslim edemez. Bitti. Önlemek mi istiyorsunuz? Çıkan skandalları hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi adlarıyla sanlarıyla anlatmanın gereği yok. Bir takım çocuklarımızın özellikle yoksul bölge çocuklarının teslim edildiği bir takım yerlerde çıkan skandalları biliyorsunuz. Bunlar sadece buzdağının görünen kesimi. Saadet Özkan Hanım'ı biliyorsunuz değil mi? Saadet Özkan kendisi de eğitimciydi. Bir tane okul müdürünün yaptıkları için ne mücadeleler verdi kendisi de. Sonunda mücadelenin arkasında tehditlere rağmen durdu. Evet. Okul müdürü cezaevinde cezasını aldı. Ama ceza verdirebilmek için ne kadar bir süreç geçti, ne mücadeleler verdi. Yani burada 50 yıl diye yazacaksınız. Sonra öbür tarafta suçu işleyen kolayca tahliye olacak, kolayca bir başka okula gönderilecek, tatil edilecek. Evet. Yani örtbas edeceksiniz. O kaldırılmadı değil mi? Takım elbise giydi indirimi. Bayağı konuşulmuştu. Mahkemede iyi durdu. Takım elbise giydi. Şimdi şöyle. Aslında öyle bir hüküm yok. Yok mu? Ceza kanununda. Hakimin takdiri mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani orada efendim kravat taktı geldi. İyi durdu. Efendim nasılsınız dedi. Böyle bir şey yok ceza kanununda. Yok tabii ki. Saçmalık ötesi. Tümüyle orada oturan. Bakınız ben size şunu söyleyeyim. İndirimler yapılıyor deniyor. Tümüyle hakimin takdiri, tümüyle orada oturanın değerlendirmesi ve şeydeki ceza kanunundaki indirim yetkileri bu anlamda hakime geniş bir bakış açısı kazandırmak için aslında. Geçmişine bakacak, yaşamına bakacak, kravatla geldi diye değil. Bütün bir suç öncesini inceleyecek. O kadar ciddi bir öngörüdür o. Onun kravatlı geldi, indirim yapın diye bir şekilde yorumlanması gerçekten korkunç. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bir de bu ülkede şöyle bir anlayış var. Efendim işte çocuklara yönelik taciz, tecavüz suçunu işleyenler hastalıklı insanlar. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Böyle bir şey. Ona aklı eriyorsa böyle bir şey yok tabii. Bu bir hastalık değil. Bu bir suç. İki, bu şiddetten kaynaklanan bir suç. Siz eğer korumak istiyorsanız ülkedeki bu kadar yaygın hangi kesimde olursa olsun kadına yönelik şiddet farklı bir şey mi? Çocuğa yönelik şiddet de kadına yönelik şiddet. Çocuk daha çok bizi üzüyor. Daha çok yüreğimizi elbette, kanatıyor. Elbette. Ama eğer yaşam hakkına müdahale ediyorsanız çocuk, kız çocuk, erkek çocuk, kadın ne fark ediyor ki? Bazen bebek ne fark ediyor? Doğrudan çünkü bu suçlar doğrudan yaşam hakkına zaten karşı işlenen bir suç ve bu bir şiddet. Efendim işte tedavi ederiz, 3-5 hasta çıkıyor, 3-5 sapık çıkıyor, bunları tedavi ederiz, evet toplumda rehabilite olmuş olur. Böyle bir şey yok. Bence de. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla şunu tekrar söylemeye çalışıyorum. Yasaklayarak da olayı ortadan kaldıramazsınız. Örtbas etmek çok daha büyük sonuçlara sebep olur. Bir, halkın haber alma özgürlüğüne müdahale etmeyeceksiniz. Kesinlikle. Bu anlamdaki olaylardan halk doğru bilgilendirilecek. Evet, garip garip görüntülerle vermeyin tabii mutlaka. Ki. Mutlaka. Tabii ki yani görsel basın, yazılı basın, sosyal medya. Evet, bir takım kurallara tabii ki uyacak. Evet. Oradaki yasal düzenlemelere %100 hak veriyoruz ve olmalıdır da. Bunlara uyacak. Mesela ama, şu görüntülere bakar mısınız? Verirken blurluyoruz asla. Evet, lütfen. Yani
Çocukların hiçbir şekilde kimlikleri, durumları, adları, soyadları, yaşadıkları yerler hiçbir şekilde ortaya çıkmayacak. Ve fakat eğer bunu işleyen sanıklar varsa, bunu işleyen suçlular varsa onları da gayet tabii. İfşa edeceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü o insanlar demin dediğiniz gibi işte o çocukları taşıyan servise şoför olamayacak kardeşim. Elbette. Olamayacak. Buna engel olacaksınız. Yani bu saklayarak, yokmuş gibi davranarak bir suçu ortadan kaldırmanız mümkün değil. Mümkün değil. Bunu kerelerce söylüyoruz. Bu arada bir son dakika bilgisi. Evet. Rejiden arkadaşlarım Mehtap uyarıyor beni. Adalet Komisyonu'nda bugün görüşülmeyecek, iptal olmuş tasarım. Çok güzel, umuyorum bu şeyimizin de yayınımızın da yararı olacaktır. Çünkü gerçekten bu konu çok ciddi bir konu. Evet. Çözüm ve iyi niyet varsa, çözüm niyeti iyi niyetle varsa biz ve bir sürü insan bu konuda çalışmış, bunları bilen akademisyenler, sivil toplum örgütleri alanda bu meselenin başından sonuna kadar nasıl işlediğini bilenler, biz her şeye hazırız. Çözüm mümkün. Bu ülkede bu suç, kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak mümkün. Çocuklarımızı, oğlan çocuklarımızı, kız çocuklarımızı korumak mümkün. Bütün bunları hayata geçirmek, onların yaşamlarına sahip çıkmak mümkün. Ama güç devlette, devlet bu gücü bu amaç için kullanmalı. Bu amaç için seferber etmeli. Yoksa haber alma özgürlüğümüzü saklayarak, şey yaparak, ortadan kaldırarak ya da efendim 18 yıl cezayı 50 yıla çıkarttım. Hadi bakalım hiç kimse suç işlemeyecek diye baba yiğit baba yiğit konuşmak, bunlar çözüm değil. Kesinlikle. Bunlar çözüm değil. Ve tabii bir şey daha var. Bu kadar önemli ve değerliyse bu çocuklar sizin için, bütçeden ciddi olarak pay ayıracaksınız. Gayet tabii. Bu işler tembihle olmuyor. Yapma sakın demekle de olmuyor. Elemanları, uzmanları yetiştireceksiniz. Bir şey var. Hepsi çok mu kötü? Hayır, çok kötü değil. Bir tek düzenleme var. İyi bizim, bir şey var yani. İyi bir şey var ama tamam. Onu da şimdi inanamayacaksınız. İyi bir şey var diyeceğim. Efendim çocuk merkezleri açılacak. Açılması öngörülüyor. Devlet nezdinde. Evet. Tamam. Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak. Fakat sizce ne zaman açılacak? 2019'dan sonra, evet. Şimdi iyi bir şeyi öngördünüz. Tamam. Şimdi şu anda çocuk izleme merkezlerimiz var. Ama hiçbir zaman bu anlamdaki hani çocuk mağdurlara büyük ölçüde ciddi hizmetler verebilen içerikte ve nitelikte değil. Burada Sağlık Bakanlığı'nca bizim istediğimiz ölçülerde çocuk merkezlerinin açılması öngörülüyor. Peki açalım hadi. Niye 2019? Neden 2019'un bilmem kaçıncı ayından sonra? Çok yere inşaatları dikiyor, bunu da 3 ayda bitirir isterse. Onun için söylüyor. Bütçe ayıracaksınız. Kararınızın ciddiyetini ve inandırıcılığını görmemiz için eleman yetiştireceksiniz. Uzmanları seferber edeceksiniz. Bütün kurum ve kuruluşları göreve davet edeceksiniz. Denetleyeceksiniz, izleyeceksiniz. Artı bütçe ayıracaksınız. 1,5 yıl sonraya merkez açarım, çocukları da korurum demeyeceksiniz. Nasıl 4 yıldır şunu uygulamaya sokmadıysanız. Aciliyeti var. Yani 2 ayda hemen erken seçime gidebiliyorsak. Evet. 2 ayda da evet. Bu merkezleri herhalde kurabiliriz. Gayet tabii, o kadar kolay ki. Hı-hı. O kadar kolay ki. Yani şeyin bütçesinden pay ayrılacak, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinden Adalet Bakanlığı uzmanları verecek filan. Yani 2 ya da 3 bakanlığın kendi içinde çözebileceği kadar basit, kolay. Hemen uzmanlar eğitime alınacak. Cumhuriyet savcıları zaten bunlarla görevliler filan. Yani niyetiniz doğru mu? Doğru. Evet. Gelin yapalım. Bu mümkün. Bakın, iyi diye övmeye kalkıyorum. Bir tek hüküm var. Onun da sonu bu. Görüyor musunuz? Yani biz iyi ve doğru olan her şey için... Bir ağırdan alma, bir öteleme, bir geciktirme var. Yıllar içinde bunları yaşadığımız için konuşuyoruz. Çünkü halktaki galeyanı yatıştırmak neden istiyoruz. Neden bu olayların üzerine gidip, tamam Sema Hanım gelin, bu işi nasıl çözeceksek bitirelim, kökten halledelim. Niye denmiyor peki? Niyetimiz çözmek değil ki. Kime ne faydası var? Kapatmak,
görünmez kılmak, örtbas etmek, günü kurtarmak. Yani eğer niyetiniz hakikaten buysa, yeminle ben hep söylerim biliyorsunuz, bir sürü iyi yasalarımız var. Biz onların hepsine imza attık. Ve takdir ediyoruz, çok iyi yasalarımız var. Peki niye biz bunları hala konuşuyoruz? Ben iyi yasalarımız var diyorum da. Çünkü uygulamıyoruz, izlemiyoruz, elemanları eğitmiyoruz. Sorumluluk taşıyan, sorumluluğu olan şeylerin, kurum ve kuruluşların denetimini yapmıyoruz. Hiçbir müeyyide de uygulamıyoruz. Bitti. Maalesef. Çünkü var mı var. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Mış gibi yapıyoruz. Günü kurtarıyoruz. Yani bu yasal düzenleme kötü. Bu kadar eleştiriyorum. Bu kötü. Ama iyi olanlar var. Şu anda mevcut iyi olan yasalarımız var. Onları niye uygulamıyor sizce? Zaten bizde uygulamada sıkıntı var. Neden? Çünkü niyet çözmek değil. Niyet sadece örtbas etmek. Niyet günü kurtarmak. Ve dediğim gibi mış gibi yapmak. Asıl sorun o zaten. Yani biz de ciddiyetle şunu söylüyoruz. Biz bu ülke artık bu ayıbı yaşasın istemiyoruz. Yıllardır biz kadınlar, sivil toplum örgütleri, bu işe gönül koymuş hukukçular, hepimiz diyoruz ki ne olur bize el verin. Biz yapmak istiyoruz. Hiç olmazsa bize güç verin, bize el verin. Sizin niyetiniz ortada. Ama bize el verin, bize güç verin. Biz yapalım. Elbette. Katkıda bulunalım. Nerede ne yapılması gerekiyorsa katılmamızı sağlayın, görüşlerimizi bildirelim. Size bütün, çünkü bütün Türkiye'den bilgileri akıtabiliriz. Bunlar masada oturarak olmuyor. Onun için demin söyledim, Anayasa Mahkemesi bile hay Allah ne büyük hata diye iptal etmek zorunda kaldı. O kadar basit, o kadar kötü bir hataydı ki. Ben utandım milletvekili meslektaşlarımdan. Yani gerçekten basit, bilinçsizce yapılan bir hata diyebilir miyiz? Hayır, gene böyle ayaküstü. Yoksa süreci uzatmak mı? Yani şimdi bakın hep şunu söylüyorum. Yani günü kurtarmak, örtbas etmek. Ya bu günü kurtarıyoruz da olay çığ gibi büyümeye devam ediyor. Evet. Yarın kapatılamayacak seviyeye demin gelecek. Demin verdiğiniz örnek korkunç bir örnekti. Ben size daha geçmişini anlatayım. 2005 yılında, 2004 yılında bizim Türk Ceza Yasamız değişti. Biz o değişikliklerin hepsinin içinde vardık. Ben o tarihlerde o dönemin Adalet Bakanı'yla şöyle bir sohbet geçmişti aramızda. Dedim ki efendim ensest bu ülkede çok büyük bir sorun. Nereden biliyorum? Ben sosyal hizmet uzmanlarının hizmet içi eğitimlerinde bütün Türkiye'de hocalıklarını yapmıştım. Onlara hukuki eğitimlere gitmiştim. Onlardan almıştım bütün bilgileri. Elimde son derece sağlam, son derece iyi bilgiler vardı. Dedim ki efendim lütfen Türk Ceza Kanunu'nda bakın yepyeni 80 yıllık yasayı değiştiriyoruz. Ensestli suç olarak tanımlayalım. Çünkü böyle böyle böyle. Elimdeki bütün verileri de anlattım. Bana dedi ki kuliste konuşuyoruz. Biz katılıyorduk o tarihlerde katılıyorduk çalışmalara. Dedik efendim dedi 3-5 olay duyuyorsunuz dedi. Her yerde de söylüyorsunuz dedi. Abartıyorsunuz dedi. Bir de bizi dedi sanki Türkiye'de bu kadar önemli büyük bir sorun varmış gibi dedi. Herkese dedi ifşa ediyorsunuz dedi. 3-5 olay için dedi buraya dedi bu hükmü koyamayız dedi. Ensest Türk Ceza Kanunu'nda 2005 yılında yürürlüğe girdi. 2004 yılının aralığında bitti çünkü yasa. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Ensest o tarihlerde bizim istediğimiz biçimde ve verdiğimiz veriler doğrultusunda suç olarak tanımlansaydı biz bugün bunları daha az konuşuyor olacaktık. Aslında, hala Türk Ceza Kanunu'nda ensest suç olarak tanımlanmıyor. Şu an suç değil. Bunu yaparsanız suç. Yani bir başka maddede efendim alt ve üst soy yapıyorsa böyle bir şey suç işte ağırlaştırıcı hüküm diye. Bakın bir şeyi de saklamanın gereği yok. Adı ensestse ensest olarak konuşacaksınız. Bu da saklamanın bir başka yolu. Bir maddenin içine koyduk, ağırlaştırıcı hüküm getirdik
ve şöyle bir cümle koyduk. Efendim kendisinden sorumlu olan, yani hani bakmakla yükümlü olan alt üst soy ya da hani gözetiminde olan öğretmenleri filan kastediyoruz. Gözetiminde olanlar tarafından işlenirse ağırlaştırıcı olacak. Şimdi ne demek bu? Selma Hanım, evet. Bizi eskiye götürdünüz ya. Evet. Ben de yakın geçmişe götüreyim sizi. Unutmadık, unutturmayacağız da. Ensar Vakfı'nda yaşanan bir olayla ilgili 45 çocuğun cinsel tacize, tecavüze uğradığı konusu vardı. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu bir kere ben bir şey olmaz gibi bir şey söylemişti. Evet. Çok yakın geçmiş. Evet. Şimdi, yani o tarihten bu tarihe bir şey değişmemiş. Değişmiyor. Ensest olarak tanımlamadık ceza kanununda. Bugün gelinen noktada bir başka bakan bir kereden bir şey olmaz diyebildi. Ve çünkü bu insanlar çözüm aramıyorlar. Şimdi geldiğimiz nokta bu işte. Bu örnekler bize şunu gösteriyor. Milletvekili ya da bakan. Kim olduğu önemli değil. Önemli değil tabii. Bizi yönetenlerdeki niyet kapatmak, örtbas etmek, duyurmamak. Tam olarak da bu tasarının onun için söyledim. Tek bir maddesi var. Doğru düzenlenmiş, onların bütün niyetlerini ortaya koyuyor. Gizlemek, saklamak, ortadan kaldırmak, görünmez kılmak için. Öbürlerinin hiçbirisinin önemi yok. Ne yazık. Çünkü tepkilere engel olmaya çalışılıyor. Bu şekilde... Hani bir olay oluyor, işte tıpkı o Ensar Vakfı'nın şeyin olayında olduğu gibi herkes deli gibi oldu biliyorsunuz. Çıldırdık yani bu nasıl olabilir diye. Şimdi bir sürü soru vardı orada. Çocuklarımız bir kere ne için orada demin onun için söyledim. Çocukların güvenliği, eğitimi ve geleceği devletimize teslim değil mi? Emanet. Peki biz kime teslim ediyoruz? Sorun da orada başlıyor değil mi? Bitti. Şimdi onun için söylüyorum. Dolayısıyla çözmek mümkün, ortadan kaldırmak mümkün, yok etmek mümkün, bütün bunları konuşmayacak durumlara gelmek mümkün. Ama karar, niyet, yapmak, para. Bunları kim verecek? Devlet. Peki, işte inşallah yani önde seçim konuşacaklar artık tabii çocuklar onları çok ilgilendiriyor. Bakarsınız bir şey söyler bunlara. Umuyorum çözeceğiz bunları. Görüşülmemesini den umutlandım. Belki geri çekerler. Geri çekmelerini istiyoruz umarız çünkü. Umarız sizin istekleriniz eklenerek geri gelir. Evet ve katılımımız sağlanarak. Umarız. Çok çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık değerli izleyiciler. Sağ olun. Avukat Sema Kendirci, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı bizlerle birlikteydi. Cinsel istismarda özellikle çocukları vurgulayan konuda bize aydınlatıcı bilgileri aktardı. Güne bakışı noktalıyoruz. Yarın sabah saat 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal Türkiye.